Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuz diğer videolarımıza göre biraz daha farklı bir içerikte. Nedir, nasıldır? Bunlardan bahsedeyim hemen videonun içeriğinden. Baykos 5 nedir? Necidir? Ne yapar? Bu zamana kadar neler yapmış? Kaç yılında kurulmuş? Bunun gibi soruların cevaplarını vereceğim. Ve Instagram adreslerimizden bize soru sorun dedik. Grup hakkında ve ben hakkında. Bunları yanıtlayacağım. Şöyle kağıda yazdım. Soruları, grup hakkında ve kişisel bana sorduğum sorular, iki sayfa, grup bir sayfa. Videoya başlamadan önce bisikletim yan tarafımda, eve aldım. Bildiğiniz üzere korona var. Durumlar sıkıntılı. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah bu süreçleri de atlatırız. Bisikletim şu an yanımda. Hem kendimden hem gruptan bahsedeceğim. Böyle soru cevap gibi bir video olacak. Fazla sizi bekletmek istemiyorum. Hemen sorularımıza geçelim. İlk olarak grup sorularından başlayacağım. Yani Baykos 5 hakkında sorulan sorulardan gideceğiz. Grubu kurmak nasıl aklına geldi? Neden açtın? Ve kim yardımcı oldu? Arkadaşlar şöyle. İzmir'de ilk olarak kurulan bir bisiklet grubu vardı. Ve ben o bisiklet grubunun adminiydim. Daha sonra anlaşamadık. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben adminiydim. Biz yine toplantılar falan yapıyorduk. Ve orada Facebook üzerinden Hakan Savran ile tanıştık. Grubumuzun diğer yöneticisi, kurucusu. Hakan Savran ile tanıştık. Daha sonra ben anlaşamadım grup yöneticisiyle. Ben admindim çünkü. Anlaşamadım. Hakan'a yazdım. Nedir onun ismi dedim. Hani ben bir grup kuracağım. Benimle var mısın? Biz bu işi beraber yapabilir miyiz? Yürütür müyüz? Dedi sıkıntı yok. Sen varsan her zaman varız. Bu grupta olur, her şey olur. Bu şekilde Hakan'la tanışmamız oldu. İnceden de bir sohbetimiz vardı. Tanışmışlığımız vardı en azından. 2015 yılında işte Hakan'la grubu kuracağımız zamanlar pek bir çevremiz olduğu söylenemez. Yani bir 10 kişi, 15 kişi falandık bisikletçi olarak. İzmir'de zaten sayısı azdı. Bundan 5 yıl önceden bahsediyorum. İşte grup ismi düşünüyoruz. Ne yapsak, ne etsek, nasıl yapsak. En son Baykos 5 olarak karar verdik. İyi ki de Baykos 5 olarak karar vermişiz. Çok güzel yerlere geldik. Allah'ın izniyle daha güzel yerlere de gideceğiz. Grup 2015 yılında kuruldu. Yani Hakan Savran ile beraber kurduk. Neden açtım bunu söyledim. İkinci soru olarak ilk kaç takipçim vardı? İlk arkadaşlar kimse demesin. Yok ben grubu kurdum direkt 100 kişiyle başladım, 5 kişiyle. Biz de herkes gibi sıfırdan başladık. Sadece nasıl herkesin samimi arkadaşları varsa bizim de samimi olarak bisikletçi arkadaşlarımız vardı. Bir çevremiz vardı sonuçta. Bir 10 kişilik bir çevremiz vardı. Basit bisikletçi olarak. Bu şekilde başladık. Şu an Instagram sayfamız 24.000 takipçi olan ulaştı. 25.000 de olabilir. Tam emin değilim. Her geçen gün artıyor, büyüyor. Ve bir daha da Instagram hesabımız yok. Şu an Baykos 5 var. Baykos 5 Türkiye var. Baykos 5 Satılık ve Baykos 5 iletişim var. 4 adet. Kendi Instagram hesabımda Çakmak Garaj. Çakmak Garaj gel şuraya yazayım. Bisikletimin üzerinde de yazıyor zaten. İlk fuar kaç kişiydi? Biz grubu kurduk. Yaklaşık 6 ay 7 ay sonra fuar yaptık. Çünkü biraz daha büyümek istedik. Daha güzel bir toplantı olsun dedik. 5 kişiyle 10 kişiyle toplanmayalım dedik. Yanlış hatırlamıyorsam yani bundan 5 yıl öncesinden bahsediyoruz. Yanlışım varsa zaten o zamanki 2015-2016 yıllarından toplantıya gelenler bilir. Yaklaşık 20-25 kişiyle bir toplantı yapmıştık. Güzeldi, yerimiz Bayrak Sahil'di yine. Yok, ilk Manavkuyu tarafında yaptık. Aynen, Manavkuyu tarafındaydık. Üçüncü soruyu da yanıtladım, ilk fuar kaç kişiydi. Dört toplantı hep Bayrak Sahil'de mi olacak? Arkadaşlar, Bayrak Sahil'in bizim çevremizin olduğu yer. Yani ben Bayraklı'da oturuyorum. Ve bizim çoğu grubumuzun üyesi de Bayraklı tarafında. Bayraklı ortak nokta olarak bizim için. Buca'dır, Konak'tır, orasıdır, burasıdır. Hem ulaşımı zor, hem bizim oraya gitmemiz 30 kişi olarak daha zor. Ama bizim buraya gelmesi 10 kişinin daha kolay. Örnek veriyorum, Gaziemir'den gelen var, Sarnıç'tan gelen var, Bornova'dan gelen var. Torbalı'dan bile gelen oldu toplantılarımıza. Yani genellikle şu an bir sorun çıkmadığı sürece toplantılarımız Bayrak Sahil'de olacaktır. Toplantılarımızı, fuarlarımızı takip etmek için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Facebook İzmirliler grubu, yani İzmirliler ayrı ve Türkiye genelde ayrı olarak 2 adet Facebook grubumuz var. Bunlardan da bahsedeyim. Baykos 5 olarak 1 adet Facebook grubumuz var.
Burada sadece İzmirlilerin, üyelerinin olduğu bir grup. Ondan sonra basit bisikletler, Türkiye var Baykotsmuş olarak. Ve burada Türkiye geleli bir Facebook grubumuz var. Ama Facebook günümüzde çok fazla kullanılmamaya başladı artık. Instagram gibi sosyal medyalar daha fazla kullanılıyor. Pek aktif sayıldığını söylemem. Ama toplantılarımızı, etkinliklerimizi oradan duyuruyoruz. Aynı zamanda da WhatsApp gruplarımızda, Instagram grup Instagram adreslerimizde her yerden duyurumuzu yapıyoruz. WhatsApp gruplarımız var. İzmirliler ayrı olarak ve Türkiye genel olarak. İki tane WhatsApp grubumuz var. Beşinci soru, neden sayfalar grup bu kadar kaliteli, neden? Arkadaşlar, mesela çoğu Instagram sayfasının takipçisi yüksek olduğu halde veya yani çoğunun az da olsa, yüksek de olsa hiçbir mesajı yanıt vermez veya bisikletinizi paylaşmaz. Ama bizde öyle bir şey yok. Eğer Neuronis'in bisikletiniz varsa ve paylaşılmasını istiyorsanız Baykut Space sayfasını Instagram'dan atabilirsiniz. Baykut Space hesabımızda sadece Türkiye genelinde nadir olan ekstralı farklı bisikletleri paylaşıyoruz. İkinci hesabımız olan Baykut Space Türkiye'de her bisikleti paylaşıyoruz. Önlük, kalkık, basık, uzatmalı, uzatmasız, orijinal. Bütün her bisiklet paylaşılıyor. Üçüncü hesabımızda bu hesaplar dediğim gibi değişebilir. Başka şeyler olabilir, isim değişikliğine gidebilir. Açıklamadan net bilgi alabilirsiniz. Çünkü açıklamaları ben her seferinde değiştiriyorum videonun açıklamasında. Baykut Space satılık olarak üçüncü bir hesabımız var. Orada da sizlerden gelen satılık eşyalar, bisikletler, işte bisikletle ilgili çoğu şeyi oradan paylaşıyoruz satılık olarak. Oraya da kendiniz ilan verebiliyorsunuz DM'den atıp. Ve dördüncü hesabımız olan Baykut Space iletişim. Bu hesabımızda da bize mesela bir sorunuz var. Baykut Space grubu ile ilgili WhatsApp grubundan atıldınız veya nedir onun ismi? Bir sorunuz, sıkıntınız var yani. Mesela birisi size küfür etti Baykut Space'den birisi ya da bir şey oldu. Bununla ilgili bize yazıp gerekli kanıtları attığınız zaman biz gerekli işlemleri uygularız. Altıncı soru, bu işte Baykut Space'e rakip var mı? Arkadaşlar, açık konuşmak gerekirse ben rakip görmüyorum grubumuza. Hem eski açılan bir grup, hem çok köklü bir grubuz. Yani İzmir'de toplantıları olarak, ilk şey olarak çoğu etkinliği de biz yaptık. Türkiye genelinde de toplantı videolarımızı izleyenler görmüştür. Sticker olarak kendimiz bastırdık Baykut Space. Daha sonra madalya bastırdım. Baykut Space madalyaları. Daha sonra yarışmalar düzenledik, sertifikalar yaptık. Bir yandan da dakikaya bakmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü kamera 10 dakikada bir kaydı kesecek, tekrar başlatacak ondan. Plaket yaptırmadık ama düşünüyorum. Yani bunun gibi şeyler, biz bu işi bisiklet işi olarak bakıp hafife almadık. Yani bu işi ne kadar büyütebiliriz diye baktık her seferinde. Herkese de olumlu yaklaştık. Bu şekil. Yedinci sorumuz, fuara gelmek istiyorum. Ne zaman olur? Olacak mı? Basık şart mı? Normal bisiklette gelebilir miyiz? Nasıl gelirim? Başka şeyler de olur mu? İlk olarak fuara gelmek istiyorum diyen kardeşimize yanıt vermek istiyorum. Fuarlara gelebilirsin tabii ki de. Bayrak sahilde oluyor genellikle dediğim gibi. Bayrak sahile nasıl gelebilirsiniz? Onu da anlatayım. İzmir zaten her yerinde çoğunlukla İzban metro var. Herhangi bir İzban veya metro istasyonuna binip, eğer İzban'a biniyorsanız direkt Bayraklı durağında inip, indiğiniz yerden sağa doğru döndüğünüz zaman direkt bizim fuar alanımızı görmüş olacaksınız. İzban'ın yanında Bayraklı sahil var. Hemen bir köprü var arasında. Biz o köprünün hemen bitişinde yapıyoruz. Herkesin bizi bulması kolay olsun diye. Bu şekilde gelebilirsin. Metro ile gelecek olanlar Halkapınar'a gidip Halkapınar'dan İzban aktarımı yapıp Bayraklı İzban'da inebilir. Ne zaman olur? Ne zaman olacağını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Zaten ülkemizin durumu malum. Gerçi dünyanın durumu malum. Olacağı zaman Instagram adreslerimizden, Facebook adreslerimizden, bütün sosyal medya hesaplarımızdan duyurumuzu yapıyoruz. Basık şart mı? Hayır arkadaşlar. Daha önceki toplantılara kendim de grubun yöneticisi olarak, kurucusu olarak orijinal dağ bisikletime de gelmişliğim var. Yani toplantılarımıza dağ bisikleti de gelen var, normal gelen de var, basık da gelen var. Nasıl gelirim onu anlattım. Başka şeyler de olur mu? Arkadaşlar Allah nasip ederse tabii şimdi başka şehirlere yönelmeyi düşünmüyor değiliz. Ama biz İzmir'deyiz ama ben mesela olur da bir yazın bir seyahate çıkarım, Ankara'ya giderim, örnek veriyorum. Ankara'daki mesela kişilere söyleriz Instagram hesabımızdan. Ben Ankara'ya geleceğim, bir toplantı yapalım, ortak bir yer belirleyelim, orada toplanalım, bisikletlerimizi sergileyelim diye duyuru yaparız. Ama pek olacağını sanmıyorum. Çünkü şehir değişikliği ya da sürekli başka şehirlere gideceğimi de düşünmüyorum. Baykut 35 kaç yaşında? Baykut 35 5 yaşında. Yani 5 yıldır bu grubu kurulu. 5 yıldır da aktif veya aktif olacak. 2015 yılında kuruldu dediğim gibi.
Kaç fuar oldu? Kaç fuar oldu? Şimdi yaklaşık bir toplantı fuar olarak bir 12 taneye yakın var. Konvoylarımız 3 tane. YouTube vlog videolarımızdan izleyenler varsa bilir. 3 tane de vlog, bir günümüz nasıl geçiyor falan fıstık, öyle şeyler yapmıştık. Yaklaşık bir 15-20 tane etkinliğimiz var. Nasıl bu kadar büyüdünüz? Nasıl bu kadar büyüdük? Çok karışık bir durum. Her ne olursa olsun, takipçimiz yüksekte olsa, toplantılarımızın kişi sayısı artsa da ego yapıp kişilere farklı yanıtlar vermedik. Karşı yaklaşmadık. Hep olumlu yaklaştık dediğim gibi. Ve elimizden geldiğince de herkese yardımcı olmaya çalıştık. Kimseye bir hatası, bir şey varsa kimseyi kırmadan, etmeden söylemeye çalıştık. Daha sonra nasıl büyüdük? Kendimizi bozmadık dediğim gibi. Takipçimiz yüksek olsa da, başka bir şey olsa da, herhangi bir şey olduğunda hep dümdüz ilerledik. Önümüze engeller çıksa da, sorunlar çıksa da hepsini atlattık Allah'a şükür. 10. soru. Bu kadar büyüyene kadar ne zorluklar yaşadın? Nasıl desem size. Zorlukları şöyle. Sürekli aktif olmak zorundasın. Gruptan birisi tartışabilir, edebilir. Toplantıda sürekli birilerini kontrol etmek zorundasın. Arasına kavga edebilir. Veya toplantı alanına farklı bir şekilde gelebilir. Arkadaşlarıyla gelir, kavga çıkartır. Hep uyanık olmak zorundasın. Daha sonra ne zorluklar yaşadın? Aynen sorumuz buydu. Daha sonra dediğim gibi mesela zorluklardan bahsedersek, vaktinden, internetinden, çoğu şeyden vakit ayırman gerekiyor. Çok şey isteyen bir şey grup. Özellikle Türkiye'nin en büyük bisiklet grubu olmaktan da gurur duyuyoruz. Basit bisiklet olarak birinciyiz. Ya, bu konu biraz sıkıntılı. Bu soru biraz sıkıntılı yani. Tabii ki zorluklar yaşadık. Grup kaç kişi anlık? 11. soru. Valla grup şu an herhangi bir toplantı yaptığımızda, yani ülkemizin durumu, dünyanın durumu değiştiğinde, korona kalktığında tahminimce 70 kişiyi bekliyoruz. Yani şöyle diyorsunuz, 70 kişi. Oo, çok az falan fıstık ama arkadaşlar, 70 kişiyi bir yere toplamak kolay iş değil. Her kafadan ayrı ses demek. Herkesin isteği farklı. Bir yere giderken 70 kişinin gitmesi farklı. Bir yerden konvoy yapıyorsun, 70 kişi o hizada gitmek zorunda. Yani bunlar basit şeyler değil. Şöyle düşünün, nasıl diyeyim, bir araba toplansın, 70 tane araba var düşünün. Bunlar bir yere gidecek. Bunun güzergahı, bunun düzeni, bu kişiler arasındaki uyum, kavga çıkartabilir, birine zarar verebilir birisi. Yani bunlar kolay şeyler değil. Instagram hesabımız dediğim gibi 25 bin kişilik, ikinci hesabımız Baykus 5 Türkiye 12 bin takipçiye ulaştı. Baykus 5 satılık hesabımızda daha 3 gün oldu açalı. Şu an 1200 takipçide. Tabi bu videoyu ne zaman paylaşırım, ne zaman bir şey yaparım bilmiyorum ama. Sticker nasıl alabilirsin? Sticker İzmir'deysen alabilirsin. İzmir'de değilsen maalesef alamazsın. Kendinizin bastırması da yasak. Çünkü biz bunun kontrolünü yapamayız. Baykus 5 grubunun stickerını kötü amaçlı, farklı amaçlı kullanan olabilir. Böyle İzmir'deysen nasıl alabilirsin? Konvoylarımıza, fuarlarımıza gelerek, etkinliklerimize gelerek bizlerden alabilirsin. Ücreti 5 TL'dir arkadaşlar. 5 TL sticker'ımı satıyorsun. Arkadaşlar biz de öpücük vermiyoruz reklamcıya. Biz de miktar para veriyoruz. Ve bu git geli, bunu yaptırması, bunu düzenlemesi, satması. Hani bizim herhangi bunda bir karımız yok. Karım olsa başka bir şey de yaparım yani sonuçta. Onu da söyledik. 13. soru. Üyelerin hepsi İzmir'de mi? Hayır. Belli bir kitlemiz var tabii ki de, dediğim gibi 50-70 kişi arası toplantılarımıza gelen belli bir kişi sayısı var. Ve gün geçtikçe artıyor. Çok kişinin ailesi izin vermediğini düşünüyorum. Çünkü uzaktan takipçimiz var, yakından var. Bizim bulunduğumuz, düzenlediğimiz yere 45 dakika, 1 saat uzaklıkta oturanlar var. Bunlar gelemiyor. Tabii ki bunlar gelse, bütün herkes iznini, her şeyini halletse, belki de 150 kişi olacağız, belki de 200 kişi olacağız. Tabii bu bir yandan sıkıntı ve bir yandan da çok güzel bir şey. Üyelerin hepsi İzmir. Türkiye'den de takipçimiz var. Türkiye'nin her yerinden takipçimiz var. Sevenimiz çok. Buradan herkese de teşekkür ederiz. Size nasıl katılabilirim? 14. soru. Camdan çok köpekler alıyor. Size nasıl katılabilirim demiş bir kardeşimiz. Bizim sosyal medya hesaplarımız takip ederek aramıza katılabilirsin. İzmir'deysen mutlaka ve mutlaka fuarlara katıl. Bizimle yüz yüze tanış. Hem ortamımızı görürsün, hem bizim nasıl biri olduğumuzu görürsün. 15. Bisikleti bırakınca gruba ne olacak? Bisikleti bırakınca gruba ne olacak? Bu çok kafa kurcalayan bir soru gibi gelse de,
Şu anki moderatörlerimiz, adminlerimiz, yöneticilerimiz. Moderatör gerçi kalmadı artık. Yok var. Yönetici kadrosu şöyle. Hakan Savran ve ben kurucuyuz. Yönetim kadrosu anlatıyorum. Yöneticiler Batın Şimşek ve Okan Doğan. Bunları güvendiğimiz için ve görevlerini iyi yaptıkları için moderatörlükten yöneticiliğe terfi edildi. Yani şu an bize herhangi bir şey olursa veya biz bu işi bırakmak bir şey zorunda kalırsak grubu Batın ve Okan yönetecek. Ve ben canı gönülden ikisinin de yöneteceğine inanıyorum. Bu videoyu şimdi ayın kaçı bugün? 14 Nisan 2020. Belki 2 hafta sonra paylaşırım, belki 3 hafta sonra paylaşırım veya belki siz bu videoyu 3 ay sonra izlersiniz. Bu yönetim kadrosu tamamen değişebilir bir şey arkadaşlar. Adminler, moderatörler, her şey değişebilir. Bunun net bilgisini Baykotmuş iletişim hesabından öğrenebilirsiniz. Soru kaldı mı? Şurada bir tane var. Heh, yönetim kadrosunu anlatıyordum. Yönetim kadrosu dediğim gibi Batın Şimşek, Okan Doğan yönetici. Onların altında Kadir Buğra Deniz var. Uzun zamandır grubumuzun moderatörü. Daha sonra Instagram sayfamızın adminleri var. Bunların isimlerini söylemek istemiyorum, yanlış anlamasınlar ama en uzun süredir kalan adminlerden birisi Baykos Beş'ten Tahsin Umut. Tahsin Umut da Adana'dan bizimle. Tahsin Umut nasıl Baykos Beş'e admin oldu falan diyeceksiniz. Şunu anlatayım, Tahsin Umut'la uzun süredir tanışıyorduk. WhatsApp grubumuzda vardı, aktifti. Kurallara uyuyordu ve WhatsApp grubunda admin yapmaya karar verdik. Daha sonra benim müsait olmadığım için Baykos Beş sayfasının bir tanesini admin oluyordum ve Tahsin Umut'a teklif ettim. Güvendiğim, bildiğim bir kişi olduğu için. Şunu da söyleyeyim, abi beni admin yap, abi beni admin yapar mısın falan demeyin. Güvendiğim kişilere, görevini layığıyla yerine getirebilecek kişilere zaten teklif ediyorum. Bu şekil, Tahsin Umut'ta onlar aramızda, Tahsin Umut'a da buradan selamlar, Adana'ya da selamlar. Kendisi de çok seviyorum, Baykos Beş sayfasında, Instagram hesabında emeği çoktur. Grupla ilgili sorularımız bitti. Varsa sorunuz yoruma yazın, yanıtlayayım. Şimdi bir ara vereyim, ondan sonra geleyim. Kendimle ilgili soruları yanıtlayayım. Evet beyler, kaldığımız yerden devam. Şimdi kişisel bana sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. 2 sayfa var. Toplam 40 soru. Kendimden bahsedeyim ilk önce. Adım Berso, adım Çakmak. 2002 doğumluyum. 18 yaşındayım. Sağlık Lisesi'nde okuyorum. Son sınıfım lise 4. Ayrı olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Araba fotoğrafçılığı genellikle. Araba fuarlarında, modifiye fuarlarına gidip oralarda anlaşıp fuarlarda işte fotoğraf, video çekimi yapıyorum. Fotoğrafçılık kursuna falan gittim. 3 tane sertifikam var. Başlangıç, orta seviye ve profesyonel olarak. Photoshop bilgim de var. Onun da kursuna gittim. Başka söyleyeceğim kendim hakkında. Yaşımı söyledim. İzmir Bayraklı Erenler'de oturuyorum. Başka bir şey yok. Sorulara başlayalım. Motor hakkında bilgi. Motorum hakkında çok soru soran var. Bunun için çoğu soruyu es geçip yani hepsini toplayıp tek bir seferde anlatmak istedim. Motorum 7 yıllık bir motor. Peugeot 103. Orijinal. Nostalji. Çoğu parçası da üstünde hala orijinal. Yedek parçaları falan da var. Onlar da orijinal. Motoru alma hikayem, toplama hikayemi de anlatayım hemen. Motorum aslında pek YouTube kanalımda yok. Ama Allah'ın izniyle bu yazın gelecek. Motorla vlog videoları. Motordan başlamadan önce fiyatlarını falan söyleyeyim. 300'e de mobilet bulabilirsiniz, Peugeot bulabilirsiniz. 500'e de bulursunuz, 1200'e de bulursunuz. Benimki plakalı. Ondan ve orijinal boyası falan her şeyi yeni, sıfır. 7 yıl önce yapıldı yani. Benimkinin piyasa değeri 1.500, 1.700, 1.800 civarı. Plakası orijinal, üstünde Adana'dan gelme. Motor alma hikayemden bahsedelim. Babamın arkadaşı vardı. Onun nakliye işi vardı. Biz de mahallede top oynuyorduk. 7 yıl önceden bahsediyorum. 11-12 yaşlarındayım. İşte nakliyeye gidecektik. Bize de abi dedi gel hani nedir onun ismi yardım edin nakliyeye. Babam dedi gel yardım et işte nedir onun ismi size kola vesaire falan ısmarladım. O zaman küçük top oynuyoruz. Gittik nakliyeye İzmir Melemen'e. Melemen'de işte nedir onun ismi bir abla vardı. Ablanın eşyalarını alıp başka bir depoya bırakacaktık. Eşyaları falan yüklüyoruz. Küçük falan bir şeyler falan vardı incik incik. Onları ekledik. En sonunda böyle motoru gördük. Motor burada sanırım ya neyse. Motoru gördük. Üstü kapalı falan.
Kadına sordu, babam dedi onun ismi, ne yapalım bunu da götürecek miyiz falan. Kadın dedi ki alın bunu da dedi, hurda yatın dedi. Bununla uğraşamayacağım dedi. Yani kadının özel bir konusu var. Onu da buradan söyleyeyim, bir sıkıntı olmaz. Hani kadının eşi nedir onun ismi, Almanya'ya kaçmış karısını bırakıp. Motoru da burada bırakmış, ruhsatı da yanına götürmüş. Motorun plakası, ruhsatı, her şeyi normalde var. Vizesine kadar yapılmış bu zamana kadar. Yani 7 yıl öncesine kadar. Adam kadını bırakıp kaçtığı için ruhsat da onda kalıyor, evraklar da onda kalıyor ama bende olan şey plaka, üstündeki hali orijinal plakası. Motoru aldık, eve getirdik, işte çalıştırmaya denedik, çalıştı, temizledik, patladık. Ondan sonra ben bir hafta, bir buçuk hafta falan öyle sürdüm. Ondan sonra silindiri aç, bütün aksamları yeni takıldı. Boyası, otomobil fırın boyası yapıldı. O zaman boyum daha kısaydı tabii, küçüktü. Motorun koltuğunu falan, işte Peugeot'larda, mobiletlerde bilirsiniz, koltuk biraz daha yüksek oluyor normalde. Boyum yetmediği için binemiyordum. Koltuğu oradan söküp suntanın üstüne kumaşla kaplayıp öyle biniyordum. Hatta onun fotoğrafını da şu an ekrana koyuyorum. Onu da gördünüz. O şekilde bir motorun serüveni var. Ondan sonra bütün her şeyleri, parçaları falan, nedir onun ismi, ikinci el, bazısı sıfır olarak takıldı. O şekilde 7 yıldır biniyorum. Yazlığa falan götürüyorum arabayla. Yani motorun serüveni öyle. Motor benim için değerli, ilk kendime ait olan bir şeyim, yani bisiklet dışında. Sonuçta herkesin bir kendine ait motoru, arabası, bir şeyi olmuyor o yaşlarda. Ondan motorumu falan satmıyorum da düşünmüyorum. Satmayacağım da, gerekirse çürüsün. Bana bir zarar olmaz. Kaç senedir bu iştesin diye birisi sormuş. Kaç senedir bu işteyim? Zaten grupta bahsettiğim grup sorularında 2015'te bu işe başladık. Grup işine ama kendim bisiklet işine 2014-2013 yılları arasına girdim. Üçüncü sorumuz, ne zaman bisikleti bırakıp araba motora geçeceksin? Araba motora zaten geçtim. Ama şöyle söyleyeyim, kendime ait bir motorum var ama kendime ait bir arabam yok. Yaşım dediğim gibi 18, koronadan dolayı da ehliyete yazılamadım da. Kendime ait motorum var ama kendime ait bir arabam yok. Şu an okuduğum için kendime bir ait araba alamıyorum. Ayrı arabamız var, H100. Onda zaten seslerim falan her şeyi kurulu. Ona yapacağım modifiyeleri onu yapıyorum. Ehliyetimi de aldığım zaman ona biraz daha ağırlık vereceğim. Dördüncü sorumuz, Arda Başar kardeşimiz nasılsın demiş. Allah'a şükür kardeşim, bildiğiniz üzere korona var, karantina var. Evlerdeyiz biz de, sizlerin canı sıkılmasın. Bizim hakkımızda daha çok bilgiye ulaşın diye böyle videolar çekiyoruz. YouTube kanalımıza birçok videoda ulaşabilirsiniz. İzlemediğiniz videolar olduğunu eminim. Onları da kesinlikle mutlaka izleyin. Beş, seni neden çekemiyorlar diye birisi sormuş. Doğal bir şey beni çekememeleri. Çünkü ben herkese karşı olumlu yaklaşıyorum. Ve Türkiye'nin en büyük bisiklet grubuna sahibim. Uzun zamandır da bu işteyim. Tam çekemeyen olacak, iftira atan olacak, suç atan olacak. Yani konu biraz burada söylenecek bir şey değil. İlla ki çekemeyen olur. Sonuçta bir Ünal Turan'ı bile biliyorsunuz, çekemeyen kitlesi var. Seveni var, sevmeyeni var. Yani kendimi Ünal Turan'la kıyaslamıyorum asla, bunu bir şey yapmayın. Yani suistimal etmeyin bu söylediğim. Örnek verdim sadece. Her sevenin, yani her kişinin bir sevmeyeni var, rakip çıkmak isteyeni var, çekememezliği olabilir. Doğal bir şey. Ama her ne olursa olsun, bisiklete veya deriden emine, motora, arabaya, her şeye saygı duymak zorunlu. 6, kaç bisikletim var demişler. Yılans var. Bu kalemim var. Yılansımı zaten burada görüyorsunuz şu an bütün her şeyini. Bunda bir klip çekeriz burada. Bakarım duruma göre, eklerim belki. Bu kalemim var, şu an ekrana geldi. Daha sonra motorum var, Peugeot 103. Ondan da bahsettim, onun da fotoğrafını koyayım. Ondan sonra kontrollü bisikletim var, orijinal. Kontrolün ne olduğunu bilmeyen varsa onu anlatayım. Pedal sistemi geriye doğru yaptığınız zaman fren yapan bir sistem. Hollanda'dan gelme bir bisiklet. Daha sonra MTB dağ bisikletim var. O da bir yaklaşık 6 yıldır var bende. Onun da fotoğrafını ekleyeyim. Başka bisiklet? Yok, aynen. 7. sorumuz, Segocan adlı kardeşimiz, sizi seviyorum demiş. Allah razı olsun, bizler de sizi seviyoruz. Teşekkür ederiz. 8. YouTube nasıl 4K demişsiniz. Dediğim gibi fotoğrafçıyım ve bu işte uzun süredir varım. Fotoğrafçılık işinde de, video çekiminde de. Profesyonel kameram var. Şu an görüntü izlediğiniz kamera. Kameraya aldım bir ara. İzlediğiniz kamera Nikon, bir marka. Kendim zamanında harçlıklarından bitirip almıştım. Fotoğrafçılığı da herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir iş.
O 4K sorunsuz yanıt gelirse de şöyle kameranın çekim çözünürlüğü, FPS'i vesairesi yüksek ve editte de herhangi bir düşüş yaşamıyorum. Çünkü kaliteli programlar kullanıyorum. Bu işe nasıl başladığımı söylemedim galiba. Söyleyeyim. İşte bir bisiklet grubunda admindim. Normal bisikletim vardı, basit bisikletim yoktu. Sonra baktım, olmayacak. Basit bisiklet işine girelim dedik. O zamanlar meşhurdu Türkiye'de. Hala meşhur gerçi ama o zamanlar daha farklı ve daha yani değişikti, öyle söyleyeyim. Biz de bir yaptık bir makine. Ekrana koyalım. Evet, öyle başladı serüven. Daha sonra dedi, grup şeyinde bahsettiğim gibi grup açmaya karar verdik. Ve işler bu haftaya kadar geldi. Ve ilerlemeye de devam ediyor. Yılans kimin? Satsan kaç para? Yılans benim arkadaşlar. Yapımcısı Hakan Sara. Yani bu bisiklet 2015 yılında ilk uzatmalı, ilk nikelajlı, ilk önü basılan bisikletlerden bir tanesi. Zaten şu görmüş olduğunuz balık şeselerin nikelaj kısmı Hakan Sabran'dan, yani grubumuzun diğer kurucusundan çıkmaktadır. İlk Türkiye'de biz yaptık. Bunu kimse demesin. Hayır, ben yaptım 2012 yılında falan. Yoruma beklerim. Böyle bir iddiası olan varsa ben bütün belgelerle, Facebook'ta paylaştığımız gönderilerle hepsini yaparız. Bu İzmir işi nikelajla geçiyor çoğunlukla. Çünkü bizim grubumuzdan ve İzmir'den çıkma olduğu için. Özenen kişi yok ama çözemeyen var. Spreyle yapmaya çalışan var. Bu hasta spreyle değil. Bundan 2-3 video önceki nikelaj yapma videosunu izleyebilirsiniz. Nikelaj asıl işlem kimyasallar ile oluyor. Boya, sprey falan sık değil. Yılan sıkarsa satsan kaç para demişler. Ben buna bir para biçemiyorum şu anlık ve satmayı düşünmüyorum. Satacağın zaman düşünürüz. Bisikletten bahsedeyim hemen kısaca. Önünde mekanik fren var. Çalışıyor, aktif. Arkada Shimano arttırıcımız var. Çalışıyor, aktif. Şurada kolu falan var. 11. soru, bu kalemun fikri projesi nasıl hakkında geldi? Kaç renk değişiyor? Nereden buluruz? Spreyler nasıl? Bu kalemun fikri, aslında ben uzun süredir bisiklet işine ara vermiştim. Yani basit bisikletle ilgilenmiyordum. Sadece grupla ilgileniyordum. Bana sadece bir kişinin lafı dokundu. Senin Niron ismi grubun var ama basit bisikletin yok dedi. Ben dedim ki o zaman beklemede kal ve izle. Düşündük, araba lastiği yeni çıkıyordu o zaman. Neden nedir onun ismi, bu kalemi yapalı da çok olmadı. Ama ben daha ilk başladığım zamanlar, yani bu kalemin fikri ilk daha geldi, şasemizi falan aldık. Ben hiçbir yerde paylaşmamıştım. Paylaştım da daha sonradan paylaştım. İlk şaseyi alma şeyleri falan sıtık yoktu. Söylemedim kimseye de. Belirli başlı kişiler biliyordu. O zaman balık şaseyi yapıyordu herkes. Ben dedim ki farklı olsun, normal şase yapalım. Şase olarak istediğim şaseyi zar zor buldum. Bundan 2 yıl önce de, yani bu kalemini yapmadan önce 2 yıl önce de bir bisiklet görmüştüm, beyaz. Şasisi bu kalemin de aynıydı. Dedim ki bir daha bisiklet yaparsam bu şasiden yapacağım. Şasiyi aradık bulduk İzmir'de, Hüseyin Akkoca'dan. Buradan Hüseyin'e de selamlar. Daha sonra Tolga'dan arka şasiyi aldık. V taban lastiğiyle falan birlikte. O şekilde bir en azından ayağa kalktı bisiklet. Bu kalemin fikri de şöyle geldi. Boya olarak benim için bisikletin en önemli şeylerden birisi boya. Bisikletin boyası olmazsa ve güzel olmazsa, farklı olmazsa bisiklete ne yaparsan yap göstermez. İstersen 5 milyar para harca, yine de göstermez. Farklı olsun dedik, Türkiye'de tek olsun dedik. Otomobil boyası bu kalemi yapalım. Her baktığımız açıya göre de renk değiştirsin dedik. Güzel oldu. Nedense bu kalemin hakkında konuşuyorum, buna bakıyorum. Neyse. Güzel oldu. İyi ki de bu kalem yapmışız. Ama bu kalemin boya yaptığımı şu an pişman mıyım, değil miyim bilmiyorum ama. Hani pişmanlık sayılmaz gerçi ama bütün herkes bu kalemi yapmaya çalışıyor şimdi. Sorulardan diğeri neydi? Fikrini aslında geldi. Kaç renk değişiyor? Normalde asıl olarak bu kalemin hangi boya olursa olsun, hangi kaplama olursa da olsun iki renk temelinde vardır. Mavi mor, yeşil mor, bir de pembe turuncu falan, böyle değişik kodları var. Türkiye'de mevcut olan renkler boya olarak mavi mor ve yeşil mor. Benim bu kalemim yeşil mor. Yeşil ve mor renkleri değişiyor ama tabii gökkuşağı renkleri. Ben bahsettiğimiz renk skalası denilen bir şey var. Hani belirlenen renkler 7 tane. Bu genel, bu kalemle gidemiyorum. Şimdi yeşilden mora dönerken hafiften mavi bir görüntüsü var. Turkuaz görüntüsü var. Baktığınız açıya göre, gölge, güneş, ortamın ışıklandırmasına göre farklı farklı renkleri görebiliyorsunuz. Nerede buluruz? Otomobil boyacılarından bulabilirsiniz. Sprey
sprey diyorum, otomobil boyacılarından bulabilirsiniz. Otoboyacıları yapabilir. Her yerde bulunan bir şey değil. Maliyeti yüksek. Zaten bu kalem röportaj videosuna ne kadar yaptırdığımı da söyledim. Ona da çok tepki geldi. Kimseyi kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Sprey nasıl? Sprey yapan yakın arkadaşlarımdan 2-3 kişi var. Bir tanesi grubumuzun yöneticisi Batın. Çok heves etti bütün her şeyi. Tam takır yaptığım parası, astarı, bütün her şeyi. Yani bir bu kalemin otoboyasına satılsa bütün her şeyi o şekilde yaptı. Sadece boyası spreydi. Ama istenilen görüntüyü sana vermedi. Yani sen bir bu kalem yapmak istiyorsun ama bu kalem onu sana yansıtmadı. Hani bu Batın arkasından da konuşuyor gibi oluyor şimdi ama yani kusura bakmasın, o doğru bir şey. Kendisi de saklamıyor zaten. Daha sonra başka şehirlerde yapanlar da var ama ben tavsiye etmem. Bu kalemun da değil, baktığın zaman böyle bir bakacaksın, yeşil bir bakacaksın, mor bir bakacaksın, böyle mor falan fıstık değişecek. Ama spreyle yapılanlar da bunları görmek tabii ki de zor. Eğer öyle bir şey olsaydı ben gidip otomobil boyasına bir ton para verip yaptırmazdım. Ben de gider sprey alırdım 70-80 liraya, internetten yapardım. Yani bu işi kolaya kaçmayacaksın, masraftan kaçmayacaksın, yapıyorsan tam yapacaksın, hakkını vereceksin. 12. soru, Türkiye'nin en büyük grubuna sahip olmak nasıl bir duygu? Türkiye'nin en büyük grubuna sahip olmak güzel bir duygu. Beni seven o kadar çok kişi var. Sevmeyen de var tabii. Bunlarla toplantı yapıyoruz. O arkadaşlarımız var. Nedir onun ismi? Derdimiz, sıkıntımız olduğu zaman bisikletle ilgili ve bisikletle ilgisiz konuşup, anlaşıp, hallediyoruz, çözüyoruz. Güzel bir şey. Belki ileride bir motor grubumuz olur. Belki ileride araba grubumuz olur. Allah nasip ederse, her şey yolunda giderse, sağlığımız, sıhhatimiz iyi giderse bunlar da olacak. İnşallah. 13. soru, araba lastikli yaparken kaç jant kullandın, neler gerekli, dişli, kaynak yani. Araba lastikli bisiklet yapacaksanız bir adet araba lastiğinize ihtiyacınız var. 2 tane janta ihtiyacınız var. Bıçağa ihtiyacınız var. Bir bisikletin dişli seti tamamen ihtiyacınız var. Daha sonra zincir uzatma ihtiyacınız var. Başka... Kaynakçı %100 imkan yani. Olmazsa olmaz zaten kaynakçı. Başka ne var araba lastiklikte? Bu kadar, gerisi el emeği, göz nuru. Araba lastikliği nasıl yaparım videosu kanalımızda yok. Bunu en kısa zamanda çekeceğim ama çekene kadar da açıklamaya bırakacağım bir kanal olacak. Araba lastikliği ile ilgili grubumuzun adminlerinden, sayfa adminlerinden Tahsin Umut'un kanalı. Açıklamaya bırakacağım onu. Oradan araba lastik nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz? Oradan izleyip ulaşın. Tahsin kardeşime de yine selamlar. Bu kalemin kaç para harcadığını, bir röportaj videosunda söyledim. Bu videoda söylersem o videoyu izlemezsiniz. O yüzden şuraya bıraktığım, şu taraf mı oluyor, şu taraflarda bir yerde bir etiket bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz kaç para harcadığımı, neye ne kadar para verdiğimi. Neden iki bisikletim var, iki bisikletim yok. 16, Tahsin İzmir'de değil mi? Tahsin, seni çok merak ederim var. Tahsin İzmir'de değil, Tahsin Adana'da arkadaşlar. Allah'ın izniyle onunla bilet parasını ayarlayıp onu İzmir'e getireceğiz. Toplantı ne zaman demiş Eren Kaya. Eren Kaya kardeşim grup sorularında yanıtladım. Toplantı ne zaman olacağı belli değil. Şu anlık bildiğiniz üzere korona var ve yasak var. Allah sonumuzu ayrılsın. Her şey yolunda gittiği zaman konvoylarımız, toplantılarımız tekrardan olacak. KAPCG projem var mı demiş 18. sorumuz. KAPCG projem var mı yok. Açık konuşmak gerekirse nedense KAPCG'ye karşı herhangi bir hevesim yok. Kapa hiç yok da CG belki bir ihtimal. Allah nasip ederse durumlar, şartlar el verirse onu da yaparız. Yapmayız ya da yaparım kesinlikle demiyorum. Hayat şartları ne zaman neyin olacağı belli değil. Allah sağlık sıhhatimizi yerine getirsin. Geri her şey olur. 19. soru. Videoları hangi programla editliyorsun? Videoları telefondan KineMaster, KineMaster diye geçiyor. Yazayım şuraya. Ondan sonra InShot var. InShot mu? Ne? Nasıl söyleniyorsa işte. Onu da yazdım şuraya. Bilgisayardan ve YouTube'daki videoların %85'ini editlediğim Filmora programı var. Ücretli bir uygulama. Crack falan yapabilirsiniz. 20. Bisikletle Karşıyaka'ya geldim. İzmir Karşıyaka'ya geldim mi demiş. Geldim. İzmir Karşıyaka'daki olan biraderim Metecan Karşıyaka'ya da selamlar buradan. Seviliyorsun. 21. Uzatma, kaynaklı mı, vidalı mı sence? Şimdi şöyle, yapacağınız bisiklete bağlı. Eğer bir bisiklet üzerinde farklı bir projeler yapmak istiyorsanız, yarın bir gün proje değişikliği yapabileceksiniz. Veya onun ismi. Mesela bir araba lastikli yapabileceksiniz. Veya daha sonradan şey yapmak istiyorsunuz. Araba lastikli olmaz gerçi. Mesela bir totem yapacaksınız, totem, yurt dışı. Bir bisiklet yapacaksınız. Hani uzatmasız yaparsın. Onun ismi. Ama mesela
uzatmayı istediğin zaman, vidalı yaptığın zaman istediğin gibi oynatabilirsin. Vidayı söküp uzatabilirsin, farklı uzun kullanabilirsin. Ama ben bu bisikleti bu şekilde bineceğim, 15 santim uzatma olacak ve bu şekilde devam edeceğim diyorsan, en mantıklısı kaynaklı arkadaşlar. Dediğim gibi durum ve şartlara göre değişir kaynaklı uzatmalı. Bilansın ki argon kaynaklı. Yani bu bisikletin şasisi nasıl böyle birleşiyorsa, mesela şurası ek, her bisiklette ekler vardır. Bu kaynakların adı argon kaynak. Bilansın uzatması da argon kaynak. 5 yıldır üzerinde herhangi bir sorun yok. Çatlama, sıkıntı falan yok. Zaten boyası da hala ilk günkü gibi nikelajlı. Yoruldum. 22. soru, bana bisiklet verir misin? Sana bisiklet veremem kardeşim, çünkü bana kimse bisiklet vermedi. Yani bu duruma böyle bakmak yanlış belki ama yani bisiklet verebileceğim, nasıl verebilirim, nasıl ederim bilmiyorum. Ama eğer bir bisiklet parçanda eksiklik varsa, jantın yoktur, jantın yamulmuştur, şasen yoktur, bir şey varsa yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince, İzmir'deyseniz kargo vesaire biraz zor. İkinci sayfaya geçelim. Grupta en çok hangi bisikleti seviyorsun demiş birisi. Ayırt etmek çok, her biri ayrı ayrı kategoride, her birinin farklı özellikleri var, her bisiklette ayrı bir detay var, ondan karar veremem. 24. Yılans bisikletine yeni bir şeyler ekleyecek misin? Vallahi şu anlık karar verdiğim bir şey yok ama bakarız belki, yakışacağını düşündüğümüz bir şey varsa ekleriz. 24. soru, Yılans serisi devam edecek mi demiş birisi. Yılans serisi aslında şöyle, seri sayılmayabilir. Yılans bir bisikletin lakabı ve bunu yapan Hakan, bisikletin lakabını koyan Hakan, bunu da başlatan o. Kendisi bir bisiklet toplayacak, toplamama gibi bir şeyler, kararsızlıkta. Belki videoyu paylaşmak çoktan toplamış olabilir, sağdan sonunda belli olmaz. Kaç yıldır tanıyorum, hala da ne yapacağına karar vermiş değil. Bugün böyle diyorsa yarın bir bisikletle çıkabilir karşımıza. Yılan serisi büyük ihtimalle devam eder. 25 bakır kaplama kaç para demişsiniz bu kremonun direksiyonu ve maşısına. Bisiklete kaç para harcadığım videosu, röportaj videosundan izleyebilir, öğrenebilirsiniz. Araba lastiğe bat demişler. Bu kremonun araba lastiği 17 inç, 213 bir şey olması lazım. V taban BMW lastiği. 27 grup işi zor ve işi çok zor mu ve Türkiye'de en büyüksün, çok zorlanmıyor musun? Tabii ki de zorluklarımız var. Değerli vaktimizden, internetimizden, zamanımızdan. Ya bu şöyle bakmayın işe, grup kurdum Instagram'da, WhatsApp grubu var, onunla ilgilenirim, tamam. Arkadaşlar, bizim grubumuz öyle bir grup değil. Bunun toplantısı var, bunun sticker'ı var, bunun buraya gelecek kişilerin kuralları var, toplantıda herhangi bir sıkıntı çıkmasın, konvoy düzeni var, Facebook aktiflikleri var, ondan sonra bir ton Instagram hesabı, bir ton WhatsApp grubu var. Bunların hepsiyle uğraşmak ciddi anlamda kolay bir şey değil. Bunu izleyen grup sahipleri de zaten bir kısmı belki ben anlar, belki kısmı anlamaz. Zor. Bu yerlere kadar gelmek kolay değil. Allah herkese nasip etsin deriz. Sayfalarınız, grubunuz çok kaliteli. Teşekkür ederiz. Alkol kullanıyor musun demiştiniz. Alkol kullanıyorum. Uzatma demiri nereden bulurum? Piston nerede bulurum? Uzatma demirini demircilerden bulabilirsin. Gideceksin, diyeceksin ki abi ben 15 santim, kaç santim istiyorsan. Abi ben 15 santim lama demirini istiyorum. Adam sana 15 santim lama demirini kesecek. Uzatmayı kaynaklı yapacaksan arka şasadan kaynatıp oraya yer açtırıp oturtacaksın. Ama ben villada yapmak istiyorum dersen, ona diyeceksin ki abi ben bunu buraya bisikletin somonlarına jantını takacak şekilde vida açtırmak istiyorum diyeceksin. Tik 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 açıyorum araba. Eğil piston, piston nereden bulursunuz eğil yapmak için? Benim fikrimce bu zaten piyasadaki çoğu eğillerden örnek vermek gerekirse koltuk pistonu, ofis koltukları. Ofis koltukları pistonları da nereden bulabilirsiniz? Mobilyacılardan bulabilirsiniz. Başka şeylere gelecek misin? Allah nasip ederse gelirim. İnşallah sizlerle de tanışırız. Bu kulübümde kaç renk var bunu söyledik. Araba lastikliği için normal mi, balık şasi mi? Zevkine, hobi şeye bağlı yani. Nasıl gözüne hoş geliyorsa o şekil bence. Karar veremem ben. Kişisel hesabını söyle. Kişisel hesabımı söylesem de isteklerinizi onaylamayacağım arkadaşlar. Çünkü yüz yüze tanıştığım kişiler yani sosyal hayatta değil, realde, gerçek hayatta tanıştığım kişileri sosyal hesabıma kabul ediyorum ve takipleşiyorum. Yine de yazayım. Berk Çakmak. Şuraya yazdım. Başkalarına bisiklet yapıyor musun? Hayır. Bisikleti satmak zorunda kalsan hangisi? Çok sıkıntılı bir durum. Şimdi bisikletleri ne demiş yani? Yılansın bu kalemini dememiş.
Ben o ikisi arasında kalırım. Bisikletleri satmak zorunda kalsan hangisi dersek. Kontralı'yı satarım. Yani kontralı şu an mantıklı gelen o. Ondan sonra araba lastikliği ne kadar mal oldu? Röportaj videosunu izleyebilirsin. Krom spreyi nereden bulurum? Krom spreyi üsküçercilerden, bacılardan bulursun. Ama galiba yani fikrimce şu nikel aşı yapmaya çalışacaksın krom spreyle. Olmaz. Parana yazık. 39 basit bisiklete olması gereken şey nelerdir? Çoğu basit bisiklette Atatürk'ün %90'ında fren yok. Bence bu yanlış bir şey. Yok işte ben pedala duruyorum, yanlayarak duruyorum. Bir gün düzgün bir kazayı yaptığın zaman ağzın başka yerlere geldiği zaman görürsün kardeşim. Bir fren bağlatmak çok bir şey değil ya da bağlamak çok zor bir şey değil. Maliyetli de değil. Bir fren takarsın. Bütçen varsa disk fren takarsın. Bir bisiklette olması gereken şey bence birincisi fren. İkincisi makam bayrağımız. Olmazsa olmazımız. Son soruya geldik. Hangi boya markasını önerirsin? Akçalı öneririm arkadaşlar spreylerde. Akçalı güzel bir marka. Kaliteli ve fiyatı da uygun. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu sefer dışarıda ya da başka yerde çekmek istemediğim videoyu. Zaten karantina var, sokağa çıkma yasağı var. 20 yaş altına, 65 yaş üstüne. Hafta sonları da tüm herkese var. Allah bu süreçte yardımcımız olsun. Sağlığınız, sıhhatiniz iyi olur inşallah. Hiçbir sıkıntısız atlatırız bu koronayı da. Başka söyleyeceğim bir şey. Baykuş Beş ailesini seviyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. İzmir'deyseniz mutlaka ve mutlaka fuarlara gelmeyi unutmayın. Bizlerle tanışın. Ortamımızı görün. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Hakkımda veya grupla ilgili bir sorusu olan varsa yorum kısmına yazsın. Yanıtlayalım. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. O da bitti be.